Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye milli projelerini birbiri ardına tamamlamaya, birbirinden müthiş silah sistemlerini ve projeleri envanterine kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen silah sistemlerinin motorları da artık yerli ve milli imkanlarla üretilerek Türkiye'nin sanayi gücü arttırılıyor. Türkiye'nin havacılık motorları konusunda uzman ismi olan TEİ, Türkiye'nin milli turbofan motorlarından en yenisi olan TF-6000'i resmi olarak geçtiğimiz aylarda ilk kez duyurmuş ve tanıtmıştı. Bu motor tam tamına 6000 libre ve art yakıcıyla 10.000 libre seviyesine kadar itki üretebiliyor. Dev motor ilk kez resmi Twitter hesabından yayınlanmıştı. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama paylaşan TEİ, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu 6 Haziran tarihinde şirketimizi ziyaret etti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacı Mütfoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyüklede, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Emekli Orgeneral Ümit Dündar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Cenap Aşçı, Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya ve beraberindeki heyetlerin katıldığı tesis turunda Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit yürüttüğümüz projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret esnasında yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz tasarım çalışmalarının ardından prototip imalat aşamasına getirdiğimiz Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TTF-6000'in birebir ölçekli maketini katılımcılarımıza sürpriz olarak ilk kez sergiledik. 6000 LBS, art yakıcı ile 10.000 LBS seviyesine kadar itki üretebilecek TTF-6000 turbofan motoru ve türevleri uçaklardan gemilere değişik milli platformlarda kullanılabilecektir. Art yakıcı konfigürasyonunu destekleyecek şekilde tasarlanan motor, art yakıcı ile beraber ses üstü süpersonik uçuşlar için gerekli güçlere ulaşabilecek ifadelerine yer verildi ve milli motorun ilk görüntüsü Twitter'dan yayınlanmış oldu. İnsanlı ve insansız savaş uçaklarından tutun da aklınıza, hayalinize gelebilecek her türlü platformda akıl almaz itki seviyelerini yerli ve milli imkanlarla üretmek için tasarlanan TTF-6000 motoru, Türkiye'nin gücüne güç katacak bir proje olarak prototip üretim aşamasına geldi. Türkiye'yi motor ambargolarıyla, savunma sanayi ambargolarıyla durdurmak için her yolu deneyen Batı dünyasına rest çekecek olan milli motorumuz sayesinde, motor sebebiyle ihracatında sıkıntı yaşadığımız ya da üretiminde problemler yaşanan platformlarımız artık milli motor seçeneğine kavuşacak ve batıya olan bağımlılığımız bu şekilde ilerlediğimiz takdirde tamamıyla ortadan kalkmış olacaktır. Bu muhteşem motorun sahip olduğu tüm teknik verilere henüz ulaşabilmiş değiliz. Resmi açıklamalar gelmeye devam ettiğinde siz değerli takipçilerimizi en hızlı şekilde haberdar edeceğiz. O yüzden bu tarz bilgileri kaçırmamak ve en hızlı şekilde haberdar olmak adına çok kısa bir vaktinizi bizler için ayırarak kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu motoru yerli ve milli olarak geliştiren TEİ, Türkiye'nin havacılık motorları konusunda lider konumuna gelmiş durumda. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yani TEİ 1985 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek F-16 savaş uçaklarına güç veren General Electric F-110 motorunun üretilmesi kapsamında kurulan bir motor şirketiydi. Şirketin kuruluş amacı uçak motorlarının ve diğer gaz türbinli motorların Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve modernizasyon konusunda Türkiye'de modern bir uçak endüstrisinin kurulması, işletilmesi ve idamesi olarak açıklanabilir. Uçak motorlarının üretim teknolojisinin transferi amacıyla TUSAŞ öncülüğünde kurulan TEİ, Türkiye dışındaki ülkelerden gelen müşterilerine de kusursuz bir şekilde elinden gelen en kaliteli hizmeti vermektedir. Bu açıdan baktığımızda bu firma ülkemize gerçekten ciddi miktarlarda döviz girişine de katkı sağlıyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda ülkemize sağladığı faydalar paha biçilemez. TEİ'nin %50.5'lik hissesi TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye, %46.2'lik hissesi General Electric şirketine, %3.3'lük hissesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumu'na aittir. TEİ, yerli ve milli havacılık motorlarımızın yanı sıra A400M için TP-400D-6 motorunun tasarım ortaklığı ve parça üretimi, CN-235 uçaklarına ait CT-79C motorunun bakım çalışmaları, General Electric'le 2009 yılında yapılan anlaşma doğrultusunda F-136, Gen-X, CF-6, LMS motorları için Bilisk Spol parçası üretim teknolojisinin elde edilmesi, NATO-AWACS uçaklarına ait TF-33 motoru depo seviyesi bakım projesi, General Electric ile yapılan anlaşma doğrultusunda Leap motorları için Bilisk parçaları üretimi, TAI Augusta Westland T-129 atak saldırı helikopterinin CTS 804A motor bakım ve montajı ve yerli döner kanatlı hava platformlarında kullanılacak TTS 1400 adlı turboşaft motoru geliştirme işi gibi projelere de imza atmış ve atmaya da devam eden bir kurumdur. Şu anda gökyüzünde uçan sivil ve askeri neredeyse tüm hava araçlarında TEİ'nin doğrudan veya dolaylı yoldan mutlak surette katkısı bulunmaktadır. Bu da Türk havacılık sektörünü global çapta tanıtmamızda ve kendimizi piyasaya kanıtlamamızda çok büyük rol oynuyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.